Evet, öncelikle skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu. Ve bugün kadına şiddete son mesajıyla çok önemli bir etkinlik izledik. Ülkemizin iki köklü takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futbol takımı bu mesajı vermek üzere bir toplumsal farkındalık oluşturmak üzere bu maç yapıldı. Ve gerçekten bu anlamda da kadına şiddete son verilmesi anlamında önemli bir mesaj verilmiş oldu. Her alanda kadına şiddete karşı her türlü eylemi karşısındayız ve bu mücadeleyi her alanda her zaman yapmak gerekmekte. Bu bir politika üstü, siyaset üstü, toplumun her kesiminin her alanda göstermesi gereken bir mücadele. Bu konudaki her türlü projeye biz destek veriyoruz. Ve kadına şiddete sıfır toleransla bu konuda farkındalık getiren bu tür etkinliklerin çok önemli anlamda olduğunu düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak adliyelerde yalnız değilsiniz diye bizim bu anlamda birkaç yıldır uygulamaya koyduğumuz projeler de var. Kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyetin ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ben emeği geçen tüm iki futbol takımımızın yöneticilerini, oyuncularını tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kadına yönelik şiddeti hiçbir zaman, hiçbir yerde görmemek dileğiyle. Bir kadının bile suça maruz kalmadığı, şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Peki. Hadi başlayalım.